müdürüm, güç ve kudretin göstergesidir. Evet, evet, evet. Sizden de hemen bu seremoniyi alalım. Güzel de bir sembol oluşturmuşsunuz maşallah. Çok da hoş oldu diriliş dizimizin de hem derviş edasıyla hem demirci edasıyla. Tam da bizim hakikaten ben az önce espri olsun diye belki anlaşıldı ama sayenizde buralardayız. Temsil ettiğiniz tarihin sayesinde buralardayız evet. diye hitap ettim. Osmanlı tarihi hepimizi burada buluşturdu. Şükürler olsun. Evet siz gösterin üstad olarak. Tamam göstereyim. Bu hepimizin bildiği tabii ki tavında, harında ve narında olmalı her şey. Evet. Burada bir sembol olduğu için demir soğuk. Maşayla alınır buraya gelinir. Şudur. Usta olan diğerine yol gösterir. İki defa vurduğu yerde siz oraya bir sert şimdi yapalım. Siz vurun, usta siz olun. Devamı haktır Allah. Siz de haydır Allah. Haydır Allah. Evet. Haktır Allah. Haydır Allah. Haktır Allah. Haydır Allah. Haktır Allah. Haydır Allah. Evet. Ellerinize sağlık. Ben de demirci çocuğuyum. Babam demircidir benim. Evet. Demirci ustasıdır. Evet. Sayın Genel Müdürüm, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Ben bu vazifeyi size devrediyorum. Biz ne yapalım? Haktır Allah. Haktır Allah. Haktır Allah. Haktır Allah. Haktır Allah. Haktır Allah. Yok ya, çok teşekkür ediyoruz efendim size de. Sayın Genel Müdürümüz demir dövme seremonisini de ateşten atlama seremonisini de yerine getirdi. Efendim sizi içeri alacağız. İçeride arkadaşlarımız röportaj için tekrar sizleri bekliyor olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Evet Genel Müdürümüz yerini alırken biz de Mehmet Bey'le. Mehmet Bey'i sizler çok yakından tanıyorsunuz. TRT'nin Rating Rekorları Kıran dizisinde sizi izliyoruz, takip ediyoruz. Bugün de buraya geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Artık siz de ev sahibisiniz. TRT ailesindensiniz. Estağfurullah ama bugün için öyle sayabiliriz. Evet. Tabii ki neler sizler daha fazla yemek veriyorsunuz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu seremoniyi bir anlatalım. Bizler için önemi nedir? Yani bizler için aslında hayata şekil vermek değil. Yani niye demirciden Nevruz sembolleşiyor? Hayata şekil veren, demire şekil veren, onu harla, narla ve yürekle şekil veren demir. Aslında Nevruz'un burada şekil vermek, Yaradan'a da aslında bir övgü. Nevruz'da baharın dirilmesiyle, şöyle bir baktığınız zaman, o şekil verilmiş mutluluk bize yaşamsal anlamda umut, yaşama sevinci, barış ve asla ve asla umut kesmeden yaşamayı örnek gösteriyor. O yüzden Nevruz bence yaşayan tüm insanlığın. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Katkılarınızdan dolayı dizide de başarılar diliyoruz.